vakaları ile bir yaşam savaşına dönüşmüştür. Ne yitirilen canlara, ne çöplerden bulunan cesetlere, ne tacizlere, ne de eşleri tarafından doğranan kadınlara maalesef bunların hiçbirine çare bulunamıyor. 21. yüzyılın dünyasında modernleşmeden bahseden, teknolojide zirve yapan yeryüzünde insanlık ve medeniyet kaybolmuş durumda. Eskiden kadınların çalışma hakkından, toplumdaki yerinden, ekonomik özgürlüğünden bahsederdik. Şimdi ise kadınlar yaşamalı diyoruz. Yaşam hakkından bahsediyoruz maalesef. Her yıl maalesef kıymetli hemşerilerim 300'ün üzerinde kadın cinayeti işleniyor. Bu rakam maalesef artmaya devam ediyor. Bu hale gelen toplumdaki çürümüşlük hakikaten düşündürücü. Rabbinden uzaklaşmış, yaratana ile arasında perdeler çekilmiş ve nereden gelip nereye gittiğini bilmeyen bir haldeyiz. Çok acı bir durum. Asıl gaye olan kulluk şuuru topluma kazandırılmadan kadınların hak sahibi olması imkansız gözüküyor. Ekonomik olarak esaret altında bulunan kadının hak ve hürriyetlerinden bahsetmek, kapitalist dünyada insanları kandırmaktan başka bir şey değildir. Papaz Malthus'un eseri olan rantı, parayı merkeze koymuş olan kapitalizmin kadını koyduğu noktaya bir bakar mısınız? Kapitalist yaklaşımla hak arama, çalışma hürriyeti adı altında kadınlar adeta en önemli hususiyetleri olan haya duygusunu kaybetmişler, ucuz bir meta gibi pazara sürülmüşlerdir. Kadınlar mukaddesatı ile bağdaşmayan her türlü işte çalıştırılarak kendi ayakları üzerinde durabilme gerekçesiyle geçimini temin etmek zorunda bırakılmıştır. Çocuğuna bakan kadın maaş alıyor da kendi çocuğuna bakan, kendi ailesinin yemeğini yapan, kendi ailesinin evini temizleyen kadın neden maaş almasın? Bu haksızlık değil mi? Bu haksızlığa son veriyoruz. Kadınlarımız bu ev hanımı maaşıyla ihtiyaçlarını karşılayacağı ve bağımsızlığını kazanacağı bir paraya kavuşacaktır. İşte kadınlarımızın da asıl beklediği budur. Sosyal devlet projelerimiz içinde yer alan evin diğer bireylerinin de alacağı maaşlar ile toplumda cinnetlerin ve boşanmaların en önemli nedeni olan ekonomik problemleri Bağımsız Türkiye Partisi olarak devlet baba eliyle hallediyoruz. Bağımsız Türkiye Partisi iktidarında bunu gerçekleştirebilmemiz için projelerimiz de kaynaklarımız da hazırdır. Ancak siz kadınlar bizi desteklemelisiniz, bizi iktidara taşımalısınız. Rusya'nın bizim tezimizle vermeye başladığı bu maaş kadınlarımıza canlı bir örnek olsun. Yoksulluğu, fakirliği, yokluğu, kadın cinayetlerini ancak Bağımsız Türkiye Partisi'nin bu projeleriyle önleyebiliriz. Cennet annelerin ayağı altındadır. Biz de diyoruz ki en temel sorunumuz olan ekonomik özgürlüğe giden yolun Bağımsız Türkiye Partisi iktidarından geçtiğini görüp Bağımsız Türkiye Partisi'ni iktidara taşırsanız dünyadayken cenneti yaşarsınız. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Kadınlarımızın hepsine karanfil aldıktan sonra kadınlar gününüz kutlu olsun. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Hoş geldiniz. Dünyayı her zaman yaşanabilir hale getiren ve güzelleştiren kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun. Kadın özgürdür, kadın mücadelecidir. Umutla yeşeren yarınlara hep bir kadın eli değmiştir. Kadınlar her zaman tarih yazar. Çalışkanlığı, azmi, zafer olarak hep kendine dönmesini de sağlamıştır. Toplumun erkek ve kadın olarak ikiye ayrılması aslında kadın tarafına pranga vurulmasına ilk ayrışımdır. Oysa her ikisi de insandır. Kadın bilim alanında, teknoloji alanında, siyasette ve hayatı kolaylaştırma adına A'dan Z'ye her alanda olmasına rağmen toplumun fiziki bir obje olarak görmede ısrarcı kalarak birçok yerde de mobbinge maruz bırakmıştır.
Burada bizler de bir kadın olarak hem cinslerimizin yaşadığı bu psikolojik ve fiziksel şiddete de artık bir dur diyerek hayır diyoruz. Bu anlamlı günde de tekrar sesimizi duyurarak kadınları destekleyen her bir vatandaşımıza buradan bütün kadınlar adına teşekkür ediyorum. Biz bir ve bütün olduğumuz zaman daha nice güzel projeler meydana getireceğiz. Teşekkürler, ayaklarınıza sağlık.